Katılıyor musunuz? Bir kere Bülent Arınç'ın bu açıklamalarını siz nasıl değerlendirdiniz? Bunu? Öncelikli olarak Bülent Arınç'ın bu açıklaması bir bilgiye dayalı bir açıklama. Katılıyorum. Zaten bu haliyle de bence açıklama çok çok önemli bir açıklama. Çok değerli bir açıklama barışa ulaşma açısından. Elbette ki değişiklik olabilirdi. Örneğin tarih gün olarak belirtilebilirdi. Bir başka noktada da zannediyorum bir değişiklik yapılma ihtiyacı hissedildi ama onun ne olduğunu sorarsanız onu bilmiyorum. Bilmediğim için de paylaşamıyorum. Şah İsmail Türbesi operasyonu eşme olarak yer aldı zaten. Evet, o da zaten bir anlamda ifade ediyor. Şu açıdan çok çok önemli. Bülent Arınç Başbakan Yardımcısı ama aynı zamanda hükümet sözcüsü. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın izleme komitesiyle ilgili yaptığı açıklamadan sonra ben dün hem Diyarbakır, Mardin ve Cizre'de insanlarla temas ettim. Barış konusunda çok büyük bir coşku vardı. Örneğin Çınar girişinde Cizre'den yürüyerek 6 gündür yolda yürüyerek gelen insanlarla da karşılaştım. Büyük bir coşku vardı ama o değerlendirmeler bir zihin bulanıklığına, bir moral bozukluğuna doğrusu yol açmıştı. Siyasi iradenin bunun arkasında ne kadar duracağı tartışılmaya başlamıştı. O da şu açıdan elbette ki bir haklılık payı var. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bu hareketin hem kurucusu, lideri hem de birçok konuda son söz sahibi olan bir insan. Kitleler, hükümet bu izleme komitesiyle ilgili açıklamaya getirilen eleştirinin arkasında duracak mı, durmayacak mı bunu görmek istiyordu. Onu göstermesi açısından önemliydi. Tabii bu şunu gösteriyor. Bu konuda bir uyum var mı? Bu konuda bir uyumsuzluk olduğunu gösteriyor. Uyum var demek kitleleri aldatmak olur. Kendimizi de aldatmak olur. Ama önemli olan bu bir kırılma noktası da olabilir. Sivil irade yani hükümet ne yaptığının farkında. Aslında bu çözümün mimarı olarak Sayın Cumhurbaşkanı da her zaman bu çözümün arkasına iradesini koymuştur ama çözümün özü değil, kullanılan enstrümanlar konusunda bir farklılık olduğu anlaşılıyor. Ama bu çözüm öyle önemli ki enstrümanlar konusunda da farklılığı kaldırmayacak kadar değerli. Bu iradenin ortaya konulması bence önemliydi.